Yusuf Kaplan, İstanbul Sözleşmesi ile İstanbul'un fethinin intikamını almak istiyorlar. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. Nihayet, açıklama Numan Kurtulmuş Hoca'dan geldi. Tayyip Bey, sözleşmeden çıkış süreci üzerinde çalışılmasına dair talimat vermişti. Bu konuda bir avuç insanla yılmadan mücadele ettik. Halkımızın güçlü desteğiyle iğrenç saldırılara göğüs gerdik. Ankara gerek bizim gayretlerimize gerekse halkımızın isyanına kayıtsız kalmadı ve düğmeye bastı. Bu Pespaye sözleşmeyi topluma dayatanların gerekçesi, bu sözleşmenin kadın cinayetlerini, tecavüzleri koruduğu iddiası. Bu iddia iki açıdan tutarsız ve saçma. Her şeyden önce bu sözleşmeden sonra kadın cinayetleri azalmadı, aksine katlanarak tırmandı. Yazıda birazdan açıklayacağım rakamlar ürpertici. İkincisi de biz bu ülkede tecavüzlerle, kadın cinayetleriyle, kadına karşı şiddetle ilgili yasa çıkaramayacak kadar aciz miyiz Allah aşkına? Türk hukukçularına hakaret bu bence. Kimseyi kandırmasınlar. Baronik, masonik şebekelerin bu sözleşmeyi ölümüne savunmaları boşuna değil. Türk toplumunun en güçlü yanı olan aileyi çökertmek, aile çökünce bu toplumun güdülmesi kolaylaşacaktır. İstanbul Sözleşmesi ile hedeflenen şeyin ne olduğunu ve bu noktaya nasıl geldiğimizi gösteren bir yazımı yeniden paylaşmak istiyorum sizlerle. Sapkın Grek toplumu tuzla buz oldu. Yeni bir toplum tipi icat etmeye çalışıyorlar. Eşcinsel sapkınlık biçimlerini eksene alan ailenin karikatürü sapkın bir aile tipi uydurmak, bunu yaygınlaştırmak ve bütün dünyaya dayatmak istiyorlar. Böyle bir sapkınlığa tarih pek tanık olmadı. Sapkın eşcinsel ilişki biçimleri yalnızca pagan Grek toplumunda yaygın biraz tarihte. Bu toplum tipi dünyaya toplum açısından asla model olamaz. Düşünsenize, felsefe tavan yapmış, sanat tavan yapmış, sanat da sporda bir tür ibadet biçimi olarak işlev görmüş, o yüzden kutsanmış. Adına Büyük İskender denen Makedon kökenli eşcinsel kralın hükümdarlığı döneminde Mısır'dan Hindistan'a kadar yayılmış bu imparatorluk. Ama İskender'den sonra paldır küldür çökmüş yerle bir olmuş. Felsefe de bitmiş sanatta. Sokratlar, Reflatunlar, Aristolar çıkmamış bir daha. Antik Yunan toplumunun ve kurumlarının bir anda tuzla buz olmasını sapkın cinsel ilişkilere bağlıyor önemli düşünürler. Lewis Manford bu konu üzerinde çokça kafa yoran çağımızın cins kafalarından bir mesela. Greklerin topyekün tarihten çekilişi Lut kavminin kaderini andırıyor. Koskoca uygarlık, düşünce ve sanat geleneği bitiyor, devlet de toplum da tarihten siliniyor. Sapkın bir eşcinsel toplum tipi icat etmeye çalışıyorlar. Günümüzde sapkın eşcinsel ilişki biçimlerine dayalı bir toplum icat edilmeye çalışılıyor. Bunun en önemli enstrümanlarından ya da hazırlayıcılarından biri Lanet Olası İstanbul Sözleşmesi. Sapkın bir toplum modeli inşa etmeye çalışıyorlar ve bu konuda kilometre taşlarından biri olacak anlaşmanın adını İstanbul Sözleşmesi koyuyorlar. Bu adamlar bizden İstanbul'un intikamını almak istiyorlar gelecekte kurmak istedikleri sapkın toplum modelini hayata geçirecek sürecin taşıyıcı aktörlerinden biri olan böyle bir sözleşmeye İstanbul sözleşmesi diyerek hem İstanbul'un savaşmadan ele geçirilmesi için hem de inşa edilecek sapkın toplum tipinin İstanbul üzerinden inşa edilmesini sağlamak için çırpınıp duruyor. Bize inanılmaz bir şekilde meydan okuyor ve hakaret ediyorlar. İstanbul'un fethinin intikamını almak istiyorlar. Abartıyor muyum? Asla. Halil İnalcı'nın İstanbul'un fethiyle ilgili bir sözünü hatırlıyorum. Batılılar İstanbul'un fethini asla unutamıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin anlamına ilişkin yaptığım bu okumaları ve çıkardığım sonuçları hafife almamanızı öneririm. Adamlar hiçbir şeyi laf olsun diye yapmıyorlar. İstanbul'un fethini unutamayanların bizden nasıl intikam alacaklarını ve bize nasıl meydan okuyacaklarını biz de unutmayalım. Bu sözleşmeyle bu toplumun en güçlü yanı ve ruhu olan aileyi çökertmeyi hedefliyorlar. Aile çökünce toplumun çökeceğini çok iyi biliyorlar. Böylelikle Türkiye'yi savaşmadan içeriden teslim alacaklarını düşünüyorlar. İstanbul'un intikamını bu şekilde almak istiyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin faturası çok ağır. Şiddete, tecavüze maruz kalan hunharca katledilen kadınların haklarını İstanbul Sözleşmesi'nden başka bir sözleşmeyle garanti altına almak imkansız mı? Böyle şey olur mu? Oysa bu sözleşmenin faturası çok ağır oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu son iki buçuk yılda tam 746 bin erkeğin evden atıldığını açıkladı. Kanun kapsamında 2017'de 295 bin, 2018'de 358 bin, 2019'da Nisan ayına kadarsa 92 bin erkek evinden atıldı. Bu rakamlar şaka değil gerçek, ailenin nasıl çökmekte olduğunun ürpertici işaret fişekleri. Ailenin çöktüğü bir toplum ayakta duramaz. Ailenin çöktüğü bir ülke sağlam adımlarla geleceğe yürüyemez. Toplum yapısı dokusu manevi değerleri güçlü olan toplumları hiçbir güç yıkamaz, hiçbir güç dize getiremez. İstanbul Sözleşmesi hem toplumun altına oyan bir bela, hem de dünyada ailenin en güçlü olduğu bir toplumun dünyaya aile konusunda öncülük yapmasını imkansızlaştıracak bir takoz işlevi görüyor. Artık bu takozdan kurtulmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Bunları yazmışım. Artık bu beladan kurtulacağız. Rabbime şükrediyorum. Yusuf Kaplan yeni şafak. Bercan tutar. Sosyal medya değil, alçak siyaset medyası. Sayın Berat Albayrak ailesine ve yeni doğan masum bebeğine yönelik küstah saldırılar dikkatlerin yeniden ilkel şiddet kin ve düşmanlığın karargahı konumuna gelen sosyal medya platformlarına yönelmesine yol açtı. Berat Bey'e saldıran şerefsizlerle bu şerefsizliği besleyen kirli siyasi atmosfer ülke çapında infiale yol açtı. Zira aile kutsaldır bu kutsala dil uzatanlara bir daha böyle bir melanete cüreti bile hayal edemeyecekleri bir ders verilmelidir. Bu amaçla herkesi kapsayacak şekilde gereken her önlem alınmalıdır. Çünkü unutmayalım ki konvansiyonel terör dönemi çoktan bitti, artık dijital şiddet çağındayız. Birçok ülke ulus aşırı imtiyazlarıyla ulusal kanun, kural ve hukuku tanımayan Google, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, App Store, Spotify, Apple, Yandex, Netflix Stream ve Wikipedia gibi dijital platform, kurum, organizasyon veya şirketlere sıkı denetim getirirken bunların haksız kazançlarını da ağır biçimde vergilendirmeye başladı. Adı sosyal medya olan bu platformların kendilerine verdikleri sıfatlara aldanmayalım. Alman yazar Thomas Mann'in de ifade ettiği gibi, hayatta politik olmayan hiçbir şey yoktur. Buna en çok da sosyal medya dahildir süfli siyasi emellere alet edilen sosyal medyayla diğer dijital platformlar hedef seçilen kişi kurum veya ülkelere karşı her tür çirkin saldırı, terör propagandası, dezenformasyon, asparagas, haber ve iftiranın poligonu haline gelmiş durumda. Üstelik bu dijital kurumlar ulusal devletlerin vergi denetiminden de muaf konumdalar. Dijital devlerin her türlü hak ihlalinin yapıldığı ortamlar haline gelmesi üzerine, harekete geçen kimi ülkeler yeni vergi ve yaptırımlarla bu başı bozukluğu kontrol altına almaya ve haksız kazanca dur demeye çalışıyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği üyeleri başta olmak üzere çoğu ülke sosyal medya kanallarının daha yoğun hukuki kontrole tabi tutulmalarını ve içeriklerinin de denetlenmelerini öngören yasalar çıkarıyor. Bunun son örneği Twitter'ın sansürüne uğrayan Amerika Başkanı Donald Trump'ın 29 Mayıs tarihinde imzaladığı ve bütün sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit ettiği kararnameydi. Küreselci lobilerin tekelindeki sosyal medya platformları ve dijital organizasyonlar sadece Donald Trump ve çevresine değil, Türkiye'ye karşı da oldukça ideolojik davranıyor. Daha geçen ay Twitter AK Parti ile ilişkili olduğunu ileri sürdüğü 7000'in üzerindeki hesabı Sudan bir bahaneyle kapattı. Özellikle Sayın Erdoğan ve ailesine hedef alanların hesaplarına bakınca, bunların sosyal hesap olmaktan ziyade nasıl birer şizofrenik siyasi hesapla hareket ettiklerini görmemek mümkün değil. Türkiye söz konusu olunca demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü diye tepinenlere de prim tanımamak lazım. Çünkü kendi kişisel ve ulusal çıkarları söz konusu olunca Avrupa ülkelerinin sosyal medyaya karşı adeta her tür orman kanununu çekinmeden devreye soktuğunu unutmayalım. İşte bu yüzden hem tarihe not düşmek hem de alçak siyaset sahiplerine ibret olsun diye dijital ve sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili yeni ulusal siber güvenlik önlemlerinin adı Hamza Salih yasası olsun. Bercan Tutar, Sabah